Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyicilerimiz, köşe okumaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnsan yaşadığı olumsuz hadiseler neticesinde üzüntü, kaygı, korku ve stres gibi duygularla dolup taşma neticesine gelir. İşte tam da burada Mevlamızın bizi yaratırken tabiri caizse özel olarak kodladığı bir özellik devreye girer. Bu özellik hayati önem taşımaktadır. Çünkü sınırlarına ulaştığı halde halen daha dolmaya devam eden bir kap kontrollü bir şekilde boşaltılmazsa patlamaya neden olabileceği gibi insan da bu zikrettiğimiz duyguların fazlalıklarından kontrollü bir şekilde kurtulmazsa fiziki veya psikolojik hasarlar bırakabilecek patlamalara neden olabilir. Mevla Teala Hazretleri bize birçok rahatlama yöntemi bahşetmiştir. Bu yöntem kimi zaman sizi çok iyi anlayan birine içinizi dökmek, kimi zaman saatlerce yürümek, kimi zaman çekip gitmek olabilir. Fakat bunların hiçbiri işe yaramazsa şayet, insanın kendisini bir köşede sessizce gözyaşı dökerken bulması pekala mümkündür. Peki Rabbimiz bir damla gözyaşına ne kadar anlam ve hikmet yükleyebilir? Buyurun beraber okuyalım. Hazreti Mevlana'nın dilinden coştuğu vakitlerden birinde şu ilhamlar dökülür. Ben birini ağlatırsam rahmetim coşar. Ağlayıp taşan kişi de rahmete erer. Rahmetim ağlamalara bağlıdır. Kul ağladı mı rahmet denizi dalgalanmaya başlar. Dal ağlayan buluttan yeşerir. Mum ağladıkça aydınlık artar. Bulut ağlamadıkça yeşillik güler mi? Bebek ağlamadıkça süt pınarları coşar mı? Ağlayınız ki Allah'ın rahmet pınarları coşsun. Nebi neden çok ağlayın dedi, anlayınız artık. Evet, bazen Rabbimiz ağlamamızı murad eder. Zira kalbin yumuşamasının vesilelerindendir gözyaşları. Hadiselerde bir damla gözyaşının insanı cehennemden uzaklaştırabileceği, şehitlerin kanıyla denk gelebileceği ifade edilmiştir. İnsanın ağlayabilmesi, Rabbi ile münasebeti adına da çok önemlidir. Evet, dayanmanın, tahammül etmenin de kıymeti vardır. Ama isyan içermeyen ağlamanın değeri de az değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim'i kendi elleriyle toprağa emanet ederken, gözyaşları içerisinde şu cümleyi kurdu. Kalp hüzünlenir, göz ağlar. Ancak Allah'ın dilediğinden başka bir şey dilemeyiz buyurmuşlardır. İnsan, kendisini her sorunda dayanmaya ve tahammül etmeye zorlayarak Allah'ın onu yönlendirdiği içli hallerden uzak kalmakla hata etmektedir. Zaman olur, musibete tahammül edememek dahi büyük faziletlere kapı aralar. Çünkü insan sorunlarını kaldıramamaya, onların üstesinden bir türlü gelememeye başladığında Cenab-ı Hak'la yürekten konuşma imkanı elde eder. Kur'an'da Nuh peygamber "Ben yenildim ya Rabbi" buyuruyor. İnsan da birçok kez yenilir ama bir türlü bunu kendine ve Rabbine itiraf edemez. İşte asıl yenilgi bu itirafı yapamamaktır. Daha büyük yenilgilerin başlangıcıdır bu itiraftan kaçış. Cenab-ı Hak kulunun ağlamasından kendisine iç dökmesinden hoşnut olur. Tabii bu hoşlanma insanın başkasını ağlatmaktan hoşlanması gibi sadizm özelliği taşıyan bir durum asla değildir. Peygamberlerin ve velilerin hayatları acılarla, kederlerle doludur. Hak dostlarının dünyevi anlamda galip gelme, muzaffer ve mutlu olma zamanları pek sınırlıdır. Çünkü dünya, yaratılışı itibariyle sıkıntılı bir yerdir. Gurbettir ve mutluluklardan çok acılara elverişlidir. Bu acılar karşısında insan oldukça zayıf bir yaratılıştadır. Güçlü olma rolünü bir noktaya kadar oynayabilir insan. Kur'an'da Rabbimize iç dökme vasfıyla övülenlerden biri İbrahim peygamberdir. Kur'an onun için "İnne İbrahim'e le evvâhun halîm" buyurmaktadır.
evvah, huşu içinde çok ah çeken demektir. Ayette evvah vasfından sonra halim sıfatının gelmesi manidardır. Zira çok ah etmek aynı zamanda bir hiddeti ve sabırsızlığı da ima edebilir. İşte hiddetten uzak, cefaya katlanan ve sabırlı kişi anlamındaki halim sıfatı, evvah sıfatıyla bir ahenk oluşturmaktadır. Hazreti İbrahim'in çok ah eden biri olması, hiddetinden, sabırsızlığından ve tahammülsüzlüğünden değil, Allah'a olan yakınlığındandı. Cenab-ı Hak bazen tahammül etmemizden ziyade, acz ve dayanıklığımızı fark edip, musibetin yaşattığı sarsıntılar içerisinde, "Ya Rabbi!" diyerek, gönül feryadıyla gözyaşı dökmemizi murad eder. Dişimizi sıkıp dayanmamızdan ziyade, iç döküp şikayet dilekçemizi başkalarına değil, ona sunmamızı bekler. Bazen çaba ve emek değil, dayanmak da değil, gözlerden düşecek birkaç damla gözyaşıdır. Bütün kuraklıklarımızı yağmurlarla buluşturacak olan. Kıymetli izleyicilerimiz, burada gözyaşını kutsal kılan veya değersiz kılan şey ne uğruna döküldüğüdür. Çünkü gözyaşı haddinde gözümüzü nemlendirmek ve temizlemek için vücudumuz tarafından üretilen tuzlu bir sıvıdan ibarettir. Bir damla gözyaşı Allah için döküldüğünde sizi kucaklayıp cennete götürebileceği gibi Allah katında hiçbir değeri kıymeti olmayan dünyevi sebeplerle döküldüğünde sizi gaflete düşürüp isyana sevk edebilir. Veyahut bu gaflet sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Unutmamamız gereken bir diğer husus, bizlere her fırsatta verilen sabır, metanet ve dirayet tavsiyeleri, üzüntü sınırlarını aşıp da Rabbimize ve O'nun takdirine karşı bir isyan içine düşmememiz içindir. Zira Peygamber Efendimiz'e dahi sicim sicim gözyaşları döktüren bu dünya hayatında, gözyaşı dökmemeyi kimse yiğitlik sayamaz. Kıymetli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Döktüğümüz gözyaşları yalnızca Allah için olsun. Her bir gözyaşı damlanız sizi cennete götürecek vesileler olsun diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.